24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim çalışmalarını büyük bir kararlılıkla sürdüren CHP milletvekili adayları, siyasi partiler ile STK'lar ve demokratik kitle örgütlerine yaptıkları ziyaretlere hız kazandırdı. CHP Hatay milletvekili adayları Suzan Şahin, Riyad Kırmızıoğlu, Dilan Kartal ile CHP İskenderun ilçe başkanı Yusuf Mansuroğlu ve ilçe örgütü yöneticileri yaptıkları seçim ziyaretlerinde ülkenin içinde bulunduğu sorunları sıralayarak çözüm yolunun demokratik parlamenter sistemden geçtiğini ifade ettiler. Mimarlar Odası İskenderun temsilcisi Koray Tan'ın, Makine Mühendisleri Odası İskenderun temsilcisi Murat Durukan, İnşaat Mühendisleri Odası İskenderun temsilcisi Kamil Turan ve yöneticilerini ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunan ve partilerine oy isteyen CHP heyeti gördükleri ilgiden memnun olduklarını ifade ettiler. İnşaat Mühendisleri Odası İskenderun Temsilcilik Başkanı Kamil Turan'ın meslek örgütünün sorunlarını anlattığı ziyarette seçim sonrası yeni düzenleme talepleri damgasını vurdu. Yapı kullanma izin belgelerinde inşaat mühendislerinin imza yetkisinin alındığını, imar affı kapsamında değerlendirilecek binalarda yine inşaat mühendislerinin görüş ve bilgisine başvurulmasının önemine dikkat çekerken, herkesin müteahhitlik yapabildiği bir dönemde müteahhitlik yasasının çıkarılmasını beklediklerini belirten Kamil Turan sözlerine şöyle devam etti. Ama bizi rahatsız eden konu burada hiçbir teknik insanın denetimine olmadan o konutların iskele açılması. Yani acaba nasıl bir yapılaşma ki bu? Depremde ne olacak? O güvenliği mal sahibinin yazılı beyanı yeterli olmaz. Mutlak surette en azından bir inşaat mühendisinin bir ön görüşüyle geçmesi gerekir. Bu iki şu anki uygulama bizi rahatsız eder ama beklentilerimiz de var. Bir müteahhitlik yasası bekliyoruz. Şu an müteahhitliği herkes yapabiliyor. Ticareti herkes yapabilir. Ancak imalatı herkes yapamaz. Bunun için de müteahhitlik yasasında bir maddeye bakıyor sadece aslında. İnşaat mühendisi, müteahhitlik şirketlerinin ortakları, inşaat mühendisi ya da mimar olacaktır. Bitirdiğiniz zaman inşaatları güvenle müteahhitlere yaptırtırsınız. Sonra siz başka fiyata satarsınız. Çok para kazanırsınız. Biz ticaretinde değiliz. Ama meslektaşlarımızın onuru, mesleği ve yapılan binaların kaliteli olması. Benzer bir şeyde yapı denetim yasasında da değişiklik istiyoruz. Bunda da yapı denetimler birini denetleyecekseniz bağımlı olmamanız gerekiyor. Yani atamayla olması gerekiyor, seçmeyle olmaması gerekiyor. Seçtiğiniz bir insan sizi denetleyemez. Bunu da değiştirilmesini talep ediyoruz. Bir de yerel yönetimlerle aramız mutlaka iyi olacaktır. Atamamız yeni geldi. Onları da ziyaret edeceğiz. Ama sizden de bir desteğimiz isteyeceğiz. TÜMOP olarak yerel yönetimlerde bina yeri alabilmek veya benzer bir. CHP Hatay Milletvekili adayı Dr. Riyad Kırmızıoğlu, sorunlara ve taleplere açık olduklarını belirterek şöyle konuştu. Deseydim, kim aklınıza gelecekti? Bugüne kadar bizi yönetenler aklınızdaydı. İşte biz tam da o yüzden buradayız. Biz bu ülkede ne insanların haklarının kaybolmasını, ne meslek odalarının, akademisyenlerin, ne esnafın, ne işçinin, ne işverenin haklarının kaybolmamasını hep bir arada birlikte bir üretilen artı değerin bölüşülebilmesini iddia eden bir grubuz. Bu konuda o yüzden zaten farklıyız. O yüzden sizi daha çok yanımızdaymış gibi hissediyoruz. Tabii ki her birinizin ideolojileri farklı. Ben de bir meslek odasından geliyorum. Birçok ideolojiden gelen insanların kimi mecburiyetten, kimi gönüllü üye olurlar. Ve çok eleştiri alırız. Siyasi partilerden daha çok hırpalanırız. Siyasi parti üyesi olmaktan çok daha fazla hırpalanırız. Bir kez bu görevleri yerine getirdiğiniz için değerli yönetime ve başkana hani şükran borçluyuz. Yeri gelir, o da yöneticisi bulamayacak hale geliriz meslek odalarında. Bu sorunlarımızla ilgili çok bir şey söylememiz gerektiren bir grup olmadığımızı gözlerinizi şimdi açtığınızda anladığınızı düşünüyorum. Söylediklerinden sonra. Efendim saygılar sunuyorum. Beraber çalışacağız. CHP Hatay Milletvekili adayı Avukat Suzan Şahin de yaptığı konuşmada sivil toplum örgütlerinin seslerine kulak verdiklerini ve her türlü sorunu not aldıklarını belirterek şöyle konuştu. Devletin sivil toplum örgütlerine bakışından kaynaklanıyor ve tüm meslek gruplarına karşı
ayrıştırmacı, ötekileştirici ya da kutuplaştırıcı bir zihniyetle yönetim tertipledikleri için ülkede bu haldeyiz. Bu sadece size özgü bir şey değil. Yani sadece mühendislere karşı değil. Ülkenin birçok yerinde, birçok birimine, birçok vakfına, derneğine, örgütüne ya da kişisine karşı ötekileştirme, kutuplaştırma ve ayrıştırma politikası izliyor. Üniversitelere de öyle. Örneğin, böl, parçala, dağıt. Bizim derdimiz şu. Ayrıca bu konuda şöyle bir hükümetin bilinçaltında şöyle bir bakış açısı var topluma. Bilime dayalı bir şeye tahammülü yok. Bilime dayalı olsun istemiyor. Örneğin matematiğin gereksiz olduğunu bile ileri sürebiliyorlar. Matematik gereksiz bu ülkede diyorlar. Oysa matematiksiz bilim, bilimsiz gelişme, gelişmesiz ülke, bir ülke varlığını koruyamaz. Bizim mühendislere, mimarlara, özellikle şu andaki iktidarın bakış açısının aksine bilime, akıla, matematiğe ihtiyacımız var. Hem de tam zaman. Bu ülke artık çeşitli konumlardan, zor durumlardan geçiyor. Ekonomimiz bozuk. Bu ülkede herkes mutsuz. Çiftçi mutsuz, işçi mutsuz, memur mutsuz, öğretmen mutsuz, mühendis mutsuz. Efendim emekli mutsuz, kadın mutsuz, genç mutsuz. Bu mutsuzluğun sebebi sürekli ülkenin bulunduğu konumdan aşağıya doğru. Demokraside, özgürlüklerde, adalette, eğitimde, gelişmişlikte, bilimde, aklınıza gelen her pozisyonda sürekli geriye doğru bir girişten kaynak. Kadın erkek eşitliğinde, istismarda, yani çocuk istismarı, kadın. Bütün bunlarda sürekli bir geriye gidiş içerisindeyiz. Mutsuzuz. Hepimiz mutsuzuz. Enteresandır. Bu ülkede zengin de mutsuz. Fakir de mutsuz. Eğitimli de mutsuz. Eğitimsiz de mutsuz. Neden biliyor musunuz? Zengin artık bir sonraki gün, yani yarın nasıl bir güne uyanacağını hiç kimse bu ülkede bilmiyor. Bu ülkede güven yok oldu her şeyden önce. Güvensiz bir ortamda yaşıyoruz. Yarın kalktığımızda elimizdeki malımız, paramız, işte nüfusumuz bizim mi? Bilmiyoruz. İtibarımız bizim mi? Onu da bilmiyoruz. Bu ülkede insanlar öyle uzaklaştırıldı ki birbirinden, komşu komşuya, arkadaş arkadaşa, akrabalık ilişkileri, akraba akrabaya şüpheyle bakar hale geldi. Bizim temel problemimiz önce bu ülkede barışı, kardeşliği, bir arada olmayı ve ortak öznede, yani ortak sorunlarda birlikte hareket etmeyi öğretebilmek. Biz bunun için siyaset yapıyoruz. Ülkede birliği, beraberliği, kardeşliği sağlamak, umudu olmak yeniden bu ülkenin ve ülkenin bilime, akla, teknolojiye dayalı bir gelişmişlik seviyesine sıçratmak için. Onun için odalarla, onun için mühendisler odası, mimarlar odası veya diğer sivil toplum örgütleriyle bir araya gelip ortak akılı bulmaya çalışıyoruz. Bizim ihtiyacımız olan çoğunluğun değil, çoğulculuğun hakim olduğu bir ülke yaratmak, ortak akılla yönetilmek ve daima bilim bizim rehberimiz olmalı. Onun için de matematiğe tahammülsüzlüğümüz yok değil. Biz matematiği seviyoruz, fiziği seviyoruz, aklı seviyoruz, ilimi seviyoruz, bilimi seviyoruz ve mutlaka içerisinde sizleri de seviyoruz. Ve birlikte yürümeyi istiyoruz. Bu konuda siyaseten bir arada olmak zorunda değiliz. Bu odaların içerisinde her siyasi görüşe sahip arkadaşlarımız vardır. Ama ortak akılda buluşmak istiyoruz bu ülke yönetilirken. Şimdi yaşadığınız sorun son derece üzücü bir tablo. Bu ama düşünmeyin ki sadece size özgü. Bakın aynı bütün meslek gruplarında böyle bir yozlaşma, bir belli bir gruba teslim etme, belli bir zümre yaratma, yeni bir sektör yaratma gibi bir çaba içerisindeler. Kendi istedikleri kişilere erkleri teslim etmek istiyorlar. Aslında bütün sorun bu.
Örneğin avukatlıkta da aynı şeyleri yaptılar. Arabuluculuk, uzlaştırma, bilirkişilik vasıflarını ne yaptılar? Bilirkişilik konusunu kaç kez, son dönemde 3 kez ayrı ayrı bir mevzuata getirdiler. Bir ara davalar tıkandı, bilirkişi bulamaz oldu, mevzuat geliyor. Aynı şeyleri bütün meslek gruplarında yapıyorlar, inanın. Mimarlarda da aynı, mühendislerde de aynı, avukatlarda da aynı ve sair bütün birimlerde bunlar var. Yapmak istedikleri şey şu, işi ehline bırakmak değil, işi kendi erkine almak derdindeler. O yüzden belli zümrelere, belli gruplara bu işleri teslim etmek, dağıtmak, bu konudaki birlikte ortak aklı ortadan kaldırmak gibi bir çaba içerisindeler. İşte o yüzden biz bu konuda bir araya gelmeliyiz ve hep beraber onların düşündüğünün aksinde bir arada kalarak bu gidişata dur demeliyiz. Bizim ülkemizin ortak akla, ortak barışa, ortak beraberliğe, kardeşliğe ihtiyacı var. Sizden ricamız elimizi bırakmayınız. Teşekkür ederiz.